Selamünaleyküm hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda sizler için her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Şimdi modelimize başlamadan önce hemen iplerimin numaralarını vereyim. Krem rengi 501 numara. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum arkadaşlar. 4 kat olanları. Mavi rengim kağıdı düşmüş ama bu 261 numara arkadaşlar. Yeşilim de 267 numara. Şimdi hemen sizinle birlikte bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben zürafamı çektim, yazmamı kıvırdım ve geldim. Şimdi de hemen modelimize başlayalım. Buradan ipimi yerleştiriyorum. Çift düğüm atarak başlıyorum. Hemen yanındaki zürafaya çift düğüm atıyorum ve ipimi atlatıyorum. Kameramı biraz daha yakınlaştırayım, daha net görünsün. Şimdi de bunun içine geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bakın geri dönüş yaparken şurayı şöyle tutuyorum elimle. Ve daha sonra yandaki zürafanın içine ipimi bu şekilde atlatıyorum. Bu arada şuradaki fazla ipimi de hemen alayım. Şöyle yapalım. Buna kuyumcu kafesi de deniyor. Fil dişi de deniyor. İstediğiniz şekilde hitap edebilirsiniz artık arkadaşlar. Hemen tekrar yanındakine geliyorum. Modelimin çayırını bu şekilde kuracağım. Bir kez daha aynısını göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Şurayı tutuyoruz elimizle. Bakın şurada hafif şöyle bir geri dönüş olmuş oluyor. Ve tekrar çift düğümle düğümümüzü sıkmadan önce ayarımızı da yapıyoruz. Şimdi bu şekilde modelimi ilerleteceğim. Altına kaya yapmaya gelince de hemen oraya geleyim. Tekrar göstereceğim size arkadaşlar. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın fil dişini tamamladım. Ve yanına da 10 tane zürafayı yürüttüm. Şimdi de hemen şuradan bakın 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum ve 5.'nin içine ipimi geri döndürüyorum. Şu şekilde bir köprü atıyorum arkadaşlar. Sonra yanındaki zürafanın içine çift sararak bu tarafa doğru tekrar geliyoruz. Yani sağ tarafa doğru. Şimdi tekrar sondakinin içine geri dönüyoruz, köprü atıyoruz. Ve tekrar sağ tarafa ilerlemeye başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtmeyi ve kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak emeğime destek olmanızı rica ediyorum. Ne kadar çok beğeni gelirse YouTube videolarımızı o kadar çok kişiye gösteriyor. Daha çok kişiye ulaşabilmem için sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Tekrar buradan da geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki yuvanın içine ipimi atlatıyorum önce. Ve buraya şöyle hemen 1 2 3 ve 4
4 tane bu şekilde pırpır yaptım. Sonra şuraya geri dönüş yapıyorum. Bakın bu arada şurayı da tutuyorum elimle. Hemen buraya şöyle küçük bir pırpır yapıyorum başına. Ve ondan sonra zürafalarımı yapmaya başlıyorum. Burada da çift sararak yapıyorum. Daha muntazam ve daha dik durması için, oyamızın ütü istememesi için. Tekrar başa dönüyorum. Ve tekrar bu başına bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yanına bir ve iki. Tekrar buraya dönüyorum. Ve bu başa tekrar bir pırpır. Şöyle pırpırımızın boyunu ayarlayalım. Tekrar buraya dönüyorum. Ve en son üste çıktığımda son pırpırımı yapıyorum arkadaşlar buraya. İpimi keseceğim için çift düğüm attım. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi bunu elimle şöyle hafif kaydırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor buraya kadar. Şu yan tarafı da tamamlayacağız. Buraya da bir işlemimiz var. Hemen ona geçelim. Arkadaşlar buraya şimdi tekrar ipimi sabitliyorum. Aynı yuvanın içine şu şekilde iki tane zürafa yapacağım, küçük. Hafif böyle pırpır şeklinde diyebiliriz, küçük pırpır. Sonra üstüne geri dönüyorum. Ve artırma tekniği ile bunu 3'e çıkaracağım. Şuradaki fazla olan ipimi alayım. Burası 4 zürafa olana kadar artıracağız arkadaşlar. Şunu tekrar çekeyim ve tekrar içine yapalım. Şöyle tutarak 1 2 ve 3. Tekrar bakın bunu 4'e çıkaracağım. Ayrıca arkadaşlar yapmamı, göstermemi istediğiniz modeller varsa bana Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Oradan modeli fotoğraf olarak gönderirseniz elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde videolaştırıp anlatmaya çalışırım. Burada tekrar çift düğüm attım. Bakın yanına bu şekilde yapıp burada kesiyoruz şimdi arkadaşlar. Ben hemen şu yan tarafın fil dişini de tamamlayayım. Yeşil ipimizle olan işimizi tamamlayalım. Burayı halledip geliyorum arkadaşlar. Şurada yaptıklarımın aynısını yapacağım. Aynı işlemler olacağı için videomuz gereksiz yere uzamasın. Hemen buranın aynısını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın diğer işlemleri de tamamladım. Yeşille olan işim bitti. Şimdi hemen şöyle yapalım biraz. Şuraya ipimi sabitliyorum. Ve hemen yanındaki zürafanın içine bir zürafa yapıp bir yuva oluşturdum. Şimdi fazla olan ipimi de aldım hemen. Bu yuvanın içine şöyle pırpır yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir iki üç dört ve beş.
Şimdi çift sarıyorum arkadaşlar. Çünkü burada keseceğim. Beş tane bu şekilde zürafamı pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen ipimizi keselim. Krem rengi ipimi hemen takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, krem rengi ipimizle devam ediyoruz. İpimi hemen şuradaki yeşil zürafanın içinden sabitliyorum çift düğüm atarak. Fazla olan ipimi de alıyorum. Ve hemen buraya şöyle bir yuva oluşturuyoruz. Daha sonra bunun içine ve sonra bunu. Hepsinin etrafını bu şekilde yuvalarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonra bakın en son buraya gelince de bunun içine. Yakınlaştıralım biraz. Şimdi arkadaşlar oyamızı elimizde ters çeviriyoruz. Ve hemen bunun içine ipimi önce atlatma yapıyorum. Şöyle arkasını biraz koyu yapalım. Şöyle yapalım. Daha iyi görünsün. Hemen buraya bir ve iki. İki tane yaptım. Üstüne çıkıyorum. Ve bir tane yapıyorum. Sonra onun üstüne çıkıp bu şekilde tekrar ipimi aynı yuvanın içinde aşağı indiriyorum. Bir kez daha göstereyim. Tekrar bakın buraya direkt ip atlaması yapıyoruz önce. Sonra da bir ve iğnemin bir arkasını hemen düzelteyim. İki oldu. Hemen tekrar dönüyorum. Bunun üstüne tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve tekrar aynı yuvanın içinde ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir kez daha hemen gösteriyorum. İpimi direkt atlama yaptım. İki zürafa yapıyorum içine. Şöyle düğümümü çekeyim. Ve tekrar bunun üstüne bir zürafa yapıyorum. İğnemin arkası şöyle geçireyim, evet. Tekrar üstüne çıkıyorum. Ve aynı yuvanın içinde aşağı iniyorum. Bütün yuvaların içini bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Videomuz çok fazla gereksiz yere uzamasın. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. Burayı hemen tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım, geldim. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın.
Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz. İşçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.